Tarafsız Haber Barış Biner'de son anketi sizlere tekrar yorumlayacağım. Cumhuriyet Gazetesi'ne yansıdı az önce. Cumhuriyet Gazetesi'nde haberin detayları var. Cumhur İttifakı'nda Büyükelim'e yeni bir anket çalışması daha yayımlandı. Araya Anket. Değerli izleyiciler, Araya Anket araştırma şirketi yaptığı son anket sonuçlarını paylaştı. AKP ve MHP'deki erime dikkat çekti ankette. Şimdi kararsızlar dağıtılmadan önceki durumu, daha sonra kararsızlar dağıtıldıktan sonraki durumu sizlerle paylaşacağım. Kararsızlar dağıtılmadan önce AKP Araya Anket'te 28.5, Cumhuriyet Halk Partisi 19.2, İYİ Parti 11.7, kararsızlar dağıtılmadan önce HDP 8.2, MHP 8.1, Deva Partisi 2.6, diğerleri 2.7 ve %19'luk bir kararsız kitle var. Şimdi kararsızlar dağıtıldıktan sonraki anket çalışmasını yayınlıyorum. Araya Anket'in Cumhuriyet Gazetesi yayınladı. Tarafsız Haber Barış Biner olarak ben de kendi tarzımda sizler için yorumluyorum. Bakalım 40-60'lık ve 45-55'lik muhalefetin lehine olan tablo bu ankette de var mı? Şimdi kararsızlar dağıtıldıktan sonra AKP 35 bandında, 34 ile iktidara gelmişlerdi. 49, 42, 40 gibi oranları görmüştü. Şimdi de 35 bandında bir takım anketlerde 30'un altında çıkıyor. 32 bulan var, 33 bulan var. 35-36 bulan var ve maksimum AKP'yi iktidara en yakın araştırma şirketi Optimar bile %40.5 bulabildi. Ancak Araya araştırma şirketi de AKP'yi 35.2 bulmuş. Yani iktidara geldikleri 34 bandının bir puan üstünde bulmuş. Kamuoyundaki diğer anketlere göre 1-2 puan daha yüksek bulmuş olduğunu da söyleyebilirim. Tabii ki hata payı içerisinde, çünkü 32, 31, 30 gibi rakamları daha çok gördük. 33'ü gördük. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelince kararsızlar dağıtıldıktan sonra 23.7 oy almış. 27 bulmuşlar. Rasyon anket 24-25 de bulan var. Biraz daha düşük bulmuş 1-2 puan. 23.7. İYİ Parti 14.5, zaten İYİ Parti oylarını 15'e yakın oranlarda bulan anket şirketleri vardı. Örneğin Avrasya ankette yaklaşık olarak 14.5, 15, hatta 15 bulduğunu hatırlıyorum eğer yanılmıyorsam. Bunun dışında 13 bulan, 12 bulan da vardı ama 14.4 ile İYİ Parti'nin genel kamuoyundaki anketleriyle uyumlu bir tablo oluşmuş. İYİ Parti hep sıçrama var diyorduk. HDP'ye 1-2 puan daha eksik bulmuşlar. Genelde 11-12-13 oranlar bulunuyor. Araya araştırma şirketine 10.1 oranı bulunmuş. Milliyetçi Hareket Partisi 10.0 bulunmuş. MHP'de genelde 6-7-8 aralığında bulunuyor. İktidara en yakın araştırma şirketinde bile zannedersem 10 gibi bir rakam, 10-11 gibi bir rakam Optimar bulmuştu. İktidara en bağımlı araştırma şirketi dahi MHP'yi de ikinci yüksek bulan Araya Anket şirketi olmuş ama genel tablo tüm anketlerle uyumlu olduğunu söyleyebilirim. Araya Anket'in, yanılmıyorsam, Kemal Özkiraz Avrasya Anket Başkanı yaptığı yorumlarda Araya Anket'in biraz daha İYİ Parti'ye görüş olarak yakın olduğunu söylemişti. Sonuçta bilimsel olarak yapıldığı zaman her anketten bilimsel bir sonuç çıkarmamız gerekiyor. Şimdi gelelim Cumhur İttifakı'nın toplam oylarına. AKP'yi 35 bulmuş Araya Anket, MHP'yi 10 bulmuş. Toplamı %45 eder. Ne diyorduk? %40-60 ve %45-55 muhalefetin lehine bir tablo var. Ben yine 40-60 olduğunu düşünüyorum. Biraz MHP'yi biraz daha fazla bulduğunu, AKP'yi de 1-2 puan daha fazla bulduğunu düşünüyorum ama Araya Anket'e göre inceleyecek olsak dahi bu oranlar bilimsel olarak geçerli olanlar, zaten %2'lik hata payları var. Buradan da gördüğümüz şey %45 iktidar, yani Cumhur İttifakı oyları, AKP'nin oyu tek başına 40'a bile ulaşamıyor. 35.2 45 iktidar olunca muhalifler dolayısıyla. Ama dikkat edilmesi gereken husus şu: muhalifler HDP ile beraber Cumhur İttifakı'nı geçebiliyorlar. HDP'yi oradan aldığınız zaman HDP'nin oyları kritik bir önem arz ediyor. Ben yine de HDP oyları muhalefete destek vermese bile ucu ucuna Millet İttifakı'nı kazanabileceği görüşündeyim ama bu ankete göre oldukça kritik bir konuma geliyor. HDP'nin %10'luk oyunu muhalefetten aldığınız zaman Araya Anketine göre Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı her ikisi de kazanma ihtimaline sahip. Ama burada görmemiz gereken genel tablo şu:
%45 Cumhur İttifakı dengesi, %55 Millet İttifakı artı HDP dengesidir. İşte HDP'nin oyları bu yüzden kritik önemde. Yine bu tablodan göreceğimiz ikinci mesele şu. Her ne kadar İYİ Parti'ye ve milliyetçi seçmene yakın bir ideoloji de olduğunu söylense de, evet burada da zaten MHP 10, İYİ Parti 14.4 bulunmuş ama zaten İYİ Parti'de ve Deva Partisi'nde son günlerde bir sıçrama vardı. 14.4'le İYİ Parti'de yine Deva Partisi'nin 3.2 oylarla bu sıçramayı burada da görüyoruz. 35.2 AKP'nin oy oranı verilmiş. Bu da Genel Kamuoyu anketlerine göre 1 puan, 1,5 puan kadar yüksek. O da çok önemli değil. Yani araya ankete göre de Cumhur İttifakı'nın müthiş bir erime var değerli izleyiciler. Zaten Cumhuriyet Gazetesi'nin yapmış olduğu yorumu okuyacağım şimdi araya anketle ilgili. Yani bu sonuçlar üzerinden, anket sonuçlarına göre geçerli oylar üzerinden yapılan değerlendirmede AKP %35,2, MHP %10 oy alıyor. Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı ise %45,2 oldu. Millet İttifakı'nın oy oranlarındaki yükselme gözlemlenirken CHP %23,7, İYİ Parti 14.4 oy alıyor. Deva Partisi'ni, Babacan'ın partisini ve HDP'yi de koyduğunuz zaman zaten 45-55 dengesinde burada görüyorsunuz. Tarafsız haber Barış Biner bildirimleri açmayı, beğen tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalın.